Yıkıla o köyler sana hiç uymamış, sarı gelin hele dur. Eyvah dengin deneyden uyalmamış, köylü kızı hele dur. Suna boylum hele dur. Eyvah dengin de uyalmamış, taze gelin hele dur. Köylü kızı hele dur. Gelip esken edem yar söyle zarayı, sarı gelin hele dur. Benden başka kim çeker ki böyle yarayı, suna boylum hele dur. Daha tövbe ettim de sizin orayı, suna boylum hele dur. Köylü kızı hele dur. Daha tövbe ettim de sizin orayı, sarı gelin hele dur. Ah köylü kızı hele dur. Hava karardı da lele yağmur çiseler, sarı gelin hele dur. Sevenleri de sevdiğine verseler, köylü kızı hele dur. Şupa burada sevdiğini kalmış deseler, suna boylum hele dur. Köylü kızı hele dur. Şupa burada sevdiğini kalmış deseler, köylü kızı hele dur. Taze gelin hele dur. Aşağıda gelir de yarıma benzer, saçları durranır da teline benzer. Ben de başkasına da sakın görünme, çok güzelsin belki dokanır nazar, dokanır nazar. Aramızda bir bozan var, sizin köyde mi yar, bizim köyde mi, sizin köyde mi? Aramıza da bir giren var, sizin köyde mi yar, bizim köyde mi, sizin köyde mi? Ah zalımın kızı ah. (Gülüyor)
seni beni yaradanı seversen gel doğru söyle kız, sizin köyde mi bizim köyde mi? Barkacı konulda suya gidiyor, yar bende küsmüş halimi ediyor. Saçların kurumamış da daha ıslak yar, yoksa bugün de yıkanmanın günü mü? Döndüm günü mü? Aramızda da bir bozan var, sizin köyde mi yar, bizim köyde mi, sizin köyde mi? Aramıza da bir giren var, sizin köyde mi yar, bizim köyde mi, sizin köyde mi? Selamun aleyküm abim. Aleyküm selam, hoş geldin. Sağ ol, hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyim? İsim neydi abi? Ya, ismim Kıdır Bulut. Kıdır, Kıdır abi, köyde yaşamak nasıl bir şey yani? Valla işte gördüm, böyle yaşık. Bizim isimler iyidir. Yaşlı adamlara iyidir. Köyün yolu falan yok. Yok, doğru. Yapacaklar. Ha, yapacaklar. Evet. Bu sene yapılacak mı? Dilekçe verdik, gelecekler. Yani kesin gelecek. Öyle burası şey, Kangal'a bağlı değil mi? Tabii canım. Kaç hane burayı yazın? Şimdi çok çok konuyu da gelirler, çok gelirler. Ha, yazın geliyorlar. Gelirler, gidiyorlar. Biz olduğumuz gidiyorlar, işler var. He, tabii canım, işler olduğu zaman ha, mecbur. İş yerleri var. Kışın gidiyorlar, evet. Yazın geliyorlar. Evet. Sen de mi yazlıkçısın? Ben de gittim. Var mı gurbette çocukların? Elbette. Mersin'de büyük olan geldi, o biri de orada İbrahim isimde. İsimleri ne? Biri İbrahim abi, biri? Etaci, bir de Gülo, bir de Erçen Bulut. Onlar mı Mersin'de? Onlar Mersin'de, biri İstanbul'da. He, bu da İstanbul'da duruyor da, bu işte mal olmaya geldi, burada duruyor. He, burada duruyor. Mallar onların? He, 23 tane tosun var, 22 mi? 23 mi? Kurbanlık tosun var mı? He? Kurbanlık tosun. Valla doğru, belli değil, biraz tol olsan. Olur diyorsun. Şimdi bu durumdan zayıf. Hadiyse kurban. Aynen. Ekim falan ekiyorsunuz. Değil mi? He? Normalde hayvancılık mı yapıyorsunuz yoksa ekim mi? Yok, ekim de yok. Normalde hayvancılık da, işte, mal da yapıyorsunuz. He. Yani ikisini de yapıp beceremeyiz yani. Yavaş yavaş o zaman. Peki buradan gurbetteki çocuklarla bir şey diyor musun? Selam salıyor musun? Onlar izlerler. Göndereyim, telkiniydik, konuşuyor. He, buradan da selam sal, ben duyarlar. Selam söyle İbrahim Hoca'da, komşulara sana çok selam söyle. Aleyküm selam. He. Peki oldu, hadi eyvallah abim. Güle güle, haydi hoş geldin, safa geldin, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Sizi böyle ettik, siz niyetlisiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. He, böyle ettik, siz niyetlisiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. He, sizin de biraz kavur olsun, ama ki iyisiniz. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abim isim neydi senin? Ali Bulut. Ali Bulut. Ali abi siz de herhalde, siz kışlı yazın. Ben yok, kış burada kalıyorum. Koyun karnını sen çekin. He. Gurbetteykiler yazın yok, geliyor, yok. Sefasını sürüyor. Karnını da bitti. He. Ama olsun tabi, onlar da gelecek ki köy kalabalık olsun. Tabi canım, yani kalabalık olsun. He, yalnız gördüğüm kadarıyla yolu bozuk. Yol yok, yol yok. Yol suyu bozuk. Yok, suyu az. Su az. Aşağıda az. Bir çeşme var. He, evet. O çeşmeler akmıyor. Peki getirmiyorlar mı yani? Yok yok. Müracaat falan edildi mi su için? Su işte depo geldi, su deposu geldi. He, buraya koydular. Çeşmeler akmıyor. Yok. Siz ne iş yapıyorsunuz? Burada herhalde mal mı yayıyorsunuz? Mal yapıyoruz işte, tarlaları ekiyoruz, başka da bir şey yok. Kurbanlık var mı hiç?
Var var, bir iki tane tosunum var. Kaçtan gider bu sene? Gider 10 milyara 12 milyara gider. Kaç kişilik olur? 7-8 kişilik olur. Olur yani. İyi, o zaman gelirik bir bakarız. Gel buyurun. Var mı senin çocukta gurbette? Var var, iki tane oğlum var İstanbul'da. İstanbul'da, isimler ne? Biri Serkan, biri de İbrahim. Geliyorlar mı yazlara? Yok, onlar gelmiyor. Hayır, hiç gelmiyorlar. Yok, çalışıyor. Olsun o zaman, onlar da buradan seyrederler. Bir şey diyor musun çocuklar yan buradan? Herkese selam söylüyorum. Peki, çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Abim, siz herhalde bugün geldiniz. Vallahi abi yok, biz ya perşembe günü geldik. İşte memlekete, köye. Nasıl buldun köyü? Ya köy eski zamanlara göre çok bu sene yeşil. Yeşillik bayağı bol, su var. Ama tabii sen gereken görmüştürsün yani. Yollar köye bir ihtiyaç, bakım lazım. Yol bir kere temel sorun. Yani uzun zamandır bir sorun. İşte bu sene muhtar değişti. Bakalım o yeni muhtar iddialı, yapacak bir şeyler. Biz de umutluyuz yani, yapar. İnşallah biraz da genç herhalde yeni muhtarımız. Yani biz umutluyuz, yapar. İnşallah. Yok. Çeşmeleri gördün şimdi. Evet, çeşmelerde su yok maalesef. Çeşmeler çekmiş yani. Orada yazıdan geliyor bizim çeşme. Oradan. Orada da sıkıntı varmış. Oranın tadil edilmesi lazım. Peki sanıyorum telefon şeyleri de çekmiyor. Telefon vericileri çekmiyor. O iyi bir şey. O çekmemeye devam etsin yani. Niye? Onda sıkıntı yok. Yoksa telefondan adam gözünü ayıramıyor değil mi? Evet. Yani burada telefon gerçekten çekmiyor. Mesela bunu şehirlerde ya da yurt dışından izleyecek arkadaşlar, o iyi bir şey yani, buna üzülmeyin. Ama onun için herhangi bir beklentide de bulunmayın. Yani burada canlı yayın, manlı yayın yok. Yapamayız. Yapamayız. Yapmanıza da gerek yok. Yani her şey metalleşmesin arkadaşlar. Evet. Onun dışında doğanın, köyün, hatırası olanların hatırasını canlandırması için muazzam bir an. Özellikle Mayıs ayında gelmelerini tavsiye ederim. Evet, bu aylar. Zaten bir ay, iki ay sonra kuruyor hep otlar. Kuruyor. Ya da Eylül sonu, Ekim gibi işte klasik karamık, maramık. Evet. İşte bu da bizim köyümüzün tanışmanın üyesi. Konuşur zaten biraz sonra. Tamam. Onun dışında bir de bizim bu tabii sevgili arkadaşlar, bizim köylülere özellikle söylüyorum. Biraz cebinize para koyun, gelin köye arkadaşlar, yani bayağı coğrafyanın herhangi bir bölgesinde çekersen şöyle istersen oralarda kalan bayağı ev yapılacak bölge var. Herkesin kendi tarlasına göre, arazisine göre. Eskiden kaç haneydi bura abi? Abi vallahi biz 86'da buradan çıktık. Evet. 17 ev vardı. Ben çıktım da burada 8 yaşında falandım. Şimdi de işte 7 ev var değil mi? Şimdi 6 ev var. 6 mı 7 mi? Şimdi 6, eskiden 7'ydi. Seninle beraber mi? Benle. Peki abim, her şey için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, köye gelin. Köye yatırım yapın. Yani bütçeniz yetiyorsa zarar etmezsiniz. Arazinizi, meyve bahçesi ekin. Ben gezdim dünden beri Beko tarafını, Çoraklar tarafını, Dedeler Külek tarafını. Her tarafta sular geliyor. Su var bak. Geleceklere söylüyorum yani. Meyve ağacı dikeceklerse sebze meyve sıkıntı olmaz. Su var yani. Ben gördüm bu sene. Yedek depo istiyoruz. Peki. Yedek depo istiyor. Şimdi bundan sonrasında sözü veriyoruz. Yani, sen korusun. Peki abim, teşekkür ederim size. Çok sağ ol. Gülşen Bulut. Gülşen abla, sen de herhalde yazın da burada kalıyorsun, kışın yaz, da. Yaz, kış buranın. Kışın zor olmuyor mu peki? Çok zor oluyor ama ne yapayım? Malım var. Adam rahatsız. Mallara falan sen bakıyorsun. Yok, adam bakıyor da. Ben de işte yemek bulaşıklar yıkıyor. Peki köyün sorunu var mı? Ya yok, köyün sorunu çok. Ben olmazsam kırgız bir günde buralar hep götürür. Sen buranın bekçiliğini yapıyorsun. Bekçiliğini yap. Ne sorunlar var sizce yani? Su sorunumuz var, çeşmelerimize mal içecek su yok. Kürünlerimiz yok. Sorunu var. Yol sorunu hiç sorma. Burada ölsem öleceğim. Telefonlar da çekmiyor onun için. Telefonlar da çekmiyor. Ev telefonum da bozdu. Sütünün neyini alıyor musunuz, yoksa siz de şehirden mi alıyorsunuz? Hayır, ben yağ satarım, ben peynir satarım, ben çökelik satarım burada. Oo, yağ kaçtan gidiyor? 50'den. Ya? Yok, çok diyorsun ya. Yok 50 kardeş. Yok vallahi yok, çok diyorsun ya. Ama bir torba kepek kaça? 45. 45 ama şeyde Kangal'da ne de 40 lira. Onlar giyilmez kurban. Onlar da aynısını diyor. Yok kurban, ben onları yemem, sen getir. Ben yağımı da götür, onlarınkini de getir. Ha, senin yağın iyi diyorsun. Çökelik kaçtan gidiyor? Çökelik de 10'da. Ondan. Peynir de 25'te. Peynir de çok yumurta diyorsun ya. Yumurta da 1'de. 1 milyon. Vallahi yumurtaya da çok diyorsun sen.
Abi o abi sefer yaktı. Yok vallahi bak biz alıyoruz. Köy yumurtasını alıyoruz 30 tanesine. Aha Nusret kaç para veriyor? Bak. Uy ben 20 lirayla nişan alırım bu yumurtaları. Vallahi 20'yi aldın. İyi bu diyecek bak. Vallahi 20'yi aldın. Yok kardeş ben öyle verme ben nişan alırım. He. Ben nişan alırım. Bura pahalıymış ya. Bağlı bak ha köyde yalnızım yalnızım. Bak çileme bak. Ha çileme bak ki yeni bağırıp acısınlar alsınlar. Köyde bir karıyık bir kocayı. Var mı çocuklar gurbette? Çocukta iki tanem var. Nerede onlar? Gazi Mahallesi'nde oturuyor. İstanbul'da. İstanbul'da. Bu İstanbul'un taşı toprağı altın diyorlar doğru mu sen biliyor musun? Gittim altını göremedim. Geri döndüm buraya geldim. Geri kamyona yükledim arabayı yükledim Gebeli'ye çıktım. Peki ablacığım çok teşekkür ederim. Oldu canım. Hadi hepsine görüşürüz. Selam derneğe. Ali Başkan'a. Evet. Çocuklarına söyledin. Çocuklarıma. İsimleri neydi onların? Serkan İbrahim. Geliyorlar mı her sene? Geliyorlar. Seçimde geldiler gittiler işte çocukları. Evet. Geldiler gittiler. Peki oldu. Çok teşekkür ederim. Culuklarımızı da çek. Culuklar sen şimdi culuk pazarlığı yapsan pahalı diyeceksin sen. Yok ufaktır da ufak yavru ya. Ha yavruysa tamam o kolay. Yavru küçük daha yeni abileler. Tamam. Tamam. Görümcem görsün. Tamam. Cemle görümceme. Hürriye, Hanıka. He onlara bak selam söyle. Onlar selama, böyle... he, ha, onlara selam. Evet, yağma. Yeter he. Kaynım Hasan'a, Kazım'a. He, der yağma satıyor bak bize selam salmıyor derler. Fiyatlarını da söyle, reklamını yap. Ne yağı? Yağın fiyatlarını söyledim, söyledim 50 milyon. He yağ 50. Sütte 3,5, 2,5, 3. Oo sen çok diyorsun ya. Süt 3 de herkes 3,5'a veriyor. Çökelek, peynir onları... Dedim hepsini onları... tamam peki. Teşekkür ettim ablam, ederim. Çok sağ ol. Sağ ol. Su için... Yedek depo istiyorum. Ha yedek depo. Şu tepenin orada bir tane depomuz var. Evet. Burada yazın evler çok olunca depo yetersiz oldu. Evler bahçeler ekilir, sütler ekilir. Ondan dolayı yedek depo... Peki evet. Yapılacak mı? Müracaat edilmiş mi? Yani en kötü dernekten istiyoruz. Şu an kayısı, herkes bahçesine kayısı ağacı ekmiş. Orada evet. Var. Orada var ağaçları da çek. Bu yüzünü sevmek beni çek. Kayısılarımı da çek. Kayısılar bazen yani susuz da yetişiyor yani öyle şey değil yani. Ya kayısı olsa yeterli sadece. Domates var, salata var. Hepsi var. Burada domatesin kilosu 5 lira. Organik, doğal. Almak isteyen varsa bekleriz her zaman. İnşallah. Bahçemiz Başta onun haricinde gelirken siz de gördünüz yollar çok evet, bozuk. Evet yollar çok bozuk gerçekten de. Kış oldu mu zaten araç buraya girmesi imkansız. Aynen. Buranın okulu nerede? Okul aşağıda, derede. Sen gurbete falan gidiyorsun mu? Sen de kışında ben daha bu sene ilk defa geldim. Ha buraya. Nasıl buldun köyü? Köyü de en azından muhtardan yönetimden köye dönüş bekliyoruz. İnşallah. Ev yapsınlar. İnşallah. Köyümüzü büyütsünler. İnşallah. Ali nereye kaçtı? Sen şimdi köy ev yapsınlar diyorsun ama ya 50'den veriyorsun ya. O zaman işte zengin olacağım. Kardeş ben onları satacağım ki işte kış yiyeceğimi çıkarayım. Gerçi sen de alamazsın. Elimde bir miktarı var. Buradan git. Bir taksi buraya kaça geliyor? 50'ye. 50'ye geliyor Çetinkaya'dan. Ha? 50'ye de gidiyor 100. 50'ye de gidiyor 100. Ben parayı bir de getireyim. Aynen. Eskiden gelenim vardı, şimdi gelen de gitti. Belki de Kangala'da 100'e gidiyorlardır. 200. Kangal 200. Tabii. Hey kardeş sen ne diyorsun ne diyorsun? Para olmuş. Kom. Gidin. Peki oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ürünler organik ise burada. He burada organik de çok pahalı diyor ya. Teyzemle pazarlık yapamam. Ya niye pahalı? Yakın götürün tadına bakın. Tamam bir numune az bir şey ver bana bir kaşık. Bir kaşık değil ki bir kilo vereyim canına kadana alsın. Teşekkür ederim. Öyle çok sağ ol. Çok sağ ol. Haydi çay demleyin. Çay için sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür süt ederim. Süt için. Çok teşekkür ederim. Güler yüzün bile yeter. Sağ ol. Yok kardeş ben öyle. Misafirperverim benim evim. Benim kaybabam Hasan vardı ki. Hasan soyadı neydi? Hasan Bulut. Hasan Bulut evet. Mıhtar da eski. Peki ablacığım teşekkür ettim. Şu mıhtarı da eski mıhtarı çeksen şu kuşa da var. Gelsene. Söylemeyi.
Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk amca. İsim neydi senin? Yusuf Bulut. Yusuf abi, nasıl köyde yaşamak nasıl? Ha, inekler durmuyor. Tavuklarla, horozlarla uğraşıyor işte. Mal var mı sizin? Kaç tane? Var, 30 tane yakın. Kurbanlık da vardır inşallah. Yok. Kurbanlık yok. Kurbanlık kısmetleri sağlayacağım için. Sütünden neden yararlanıyorsunuz? Yok, hiç kimse falan. Yok. Yeşim yok. Yeşim sesim için sesim. Peki kim sağıyor sütünü? Sen mi? Ben sağlıyorum. Çoğu sağmıyorum. Danalara mı? Danalara, bunlara, kedilere, köpeklere. Onlara. Yok, düzü, doğru, düzü. Var mı gurbette çocuklar? Büyük olarak 3 tane var İstanbul'da. Bu İstanbul'un taş toprağı altın diyorlar. Sen orada mıydın? O girdi. Eski değil. 80'de sonra bozuldu. İstanbul bozuldu. Gerçekten de aynı neydi? Hayat yok yani. Aynen. Büyük aynen. Yok, küçük yok. Bak burası temiz havası. Burada ilaç içmiyor. 7-8 senedir ilaç içmiyor. Bak. Öyle bir yol yürüyüp ki. Hareket yok. Zaten hareket yapmazsan hava temiz, oksijeni bol. Ya işte İstanbul'da gelen şimdi burayı beğenmiyor. Yok Mayıs kokusu geliyor, yok bilmem ne kokusu geliyor. Yani şimdi, insan memleketini şeyini yapıyor. Yani gençlerimiz gidiyor. De bazen gelmiyor. Niye? İnternet çekmiyor, telefon çekmiyor diye ya çoğu köye gelmiyor. Bir şey yok. Çok üniversite gezdim. Çok. Boş ama boş. Okuyan kazanıyor, yapıyor. Evet. Ama öğretmeni beğenmiyor, aileyi beğenmiyor, geçimi beğenmiyor. Aynen. Yani eskisi olsa... Köyün sorunları var mı abim? Ya köyün yolumuz yok bir kere. Başta evet, yolumuz, yok. İşte çeşmelerimiz... Sular yetersiz. Sular yeterli de yapan bu anda bilmiyorum. Daha ne yaparız yani. Yok çeşme yok işte. Mal suyu içecek çeşme yok. Evet. Telefonlar çekmiyor maalesef bizde. Telefon çekmiyor. Bak yol olmazsa diğer köyleri güzel. Evet. İstediği an Kangal'a gidiyor. İstediği an Sivas'a gidiyor. Akşama gelin malına yetişiyor. Evet. Burada öyle değil. Yani bu Kangal'ın 112 tane köyü var. 2 köy berbat. Aynen öyle. Yani 10. ay dedim burada daha arkana bakmayacağım. Aynen öyle. Peki. Yani, ne kedi var ne kedi. Evet. Peki abim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Yara söyleme, yara söyleme. Umudumu kestiğimi yara söyleme. Yara söyleme. Cafer abimiz herhalde köye gelmiş. Gebel Katran köyüne. Evet. İstanbul'dan geldiniz. Abicim köyü görüyorsunuz, çoğu yerler harap olmuş. Peki gurbette ekler var, özellikle yurt dışındaki arkadaşlar var. Onlar falan yardım falan yapıyorlar mı? Gelip ev yapıyorlar mı buralara? Şimdi İstek abi, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar verdiniz. Yani bu tip çalışmalar yapıyorsunuz, Facebook'tan evet. Görüyoruz. Çok teşekkür ederiz yani. Toplumu birbirine kaynaştırıyorsunuz. Gençler birbirini görüyor, vesile oluyor. Muhtemelen bu videodan sonra da görecek insanlar, paylaşacaklar, beğenecekler. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bu köyde doğdum. Benim ismim Cafer Burç. Ben bu köyde doğdum 1978'de. 86'ya kadar buradaydık, yerleşirdik. Evet. Şu evler bizimdi, biz burada doğduk, büyüdük yani. Sonra geç ettik 86'da. Klasik o dönem furya vardı, herkes göçtü falan. Sonra işte büyüdük, iş güç sahibi olduk kendimizi. Tekrar köyümüze geliyoruz. Benim burada kendim hatalarım olduğu için evet. Ben özlüyorum, özlem diyorum, geliyorum. Tabii şimdi biz buradan 86'da bir furya olduk, köy komple boşaldı yani. 17 haneydi bizim köy o zaman, evet. İlk en yüksek seviyesi. Evet. O furyadan sonra köy bayağı düştü yani, böyle 8 haneye falan düştü. Ama tabii İstanbul'da çoğaldı, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerin hepsinde, yurt dışında, özellikle Almanya'da falan. Şimdi nüfus genel burada bayağı kalabalık. Tabii toplum uzaklaştı köyünden, bölgesinden, coğrafyasından. Şimdi ben mesela 4 gündür buradayım. Perşembe günü geldim. Evet. Ben bayağı gezdim yani. İşte Çoraklar tarafına indim. Beko tarafına gittim. İşte Küleklü dedeler tarafına gittim. Yani muhteşem bir coğrafya var. Evet. Yemyeşil bir bitki örtüsü. Gerçekten. Tadabileceğim bir sürü değişik bitki. Muhteşem temiz bir hava. Bir sessizlik var. Bunlar çok keyifli. Şimdi ben kendim İstanbul'da yaşadığım için biliyorum. İnsanlar boğulmuş abi. Yani nefes alamıyor. Yani mesela adam hafta sonu bir piknik için Çatalca'ya, atıyorum Ömerli'ye gitmek için dünyanın çilesini çekiyor ve bir sürü para harcıyor ve ne kadar ne yediğini bilmiyor. Bilmiyor, aynen. Ne olduğu bellidir yani.
Şimdi burada mesela ben amcamın oğlu burada Yusuf Kurup. Hayvan bakıyor. Adam sağ olsun bize süt pişiriyor işte. İnekleri sağıyor, canlıdır. Organik. Bir bardaktan fazla içemiyorum. Bünye kaldırmıyor. O bizim ayızlar var, o hiç içemiyor mesela. Yani o yüzden o kadar bünye GDO'ya alışmış ki. Aynen. Normal bir şey içtiği zaman kaldırmıyor abi. Peki abi dernek var. Dernek mesela atıyorum. 10 senedir köyüne gelmeyen belki de vardır. Fazla. O derneğe sahip dernek abim mesela kimse atayım. 5 senede olsa bir köyde bir piknik gibi bir şey düzenlese. O manayla belki köylüler köyünü görmeyenler de gelir, köyü görürler. Hep İstanbul. Şimdi İshak abi bizim köyün mesela diğer köylere ayrıca bir durum var. Evet. Külekli'den, Beko'dan falan. Bizim ciddi bir yol sorunumuz var. Evet. Bu zamana kadar ciddi bir yönetim sorunu vardı. Şimdi bizim yeni bir muhtarımız var. Evet. Benim amcamın oğlu olur. Ben de kendisini yakından tanıyorum. Yani. Evet. O çocuk iddialı yani. Bir şeyler yapacağım diyor. Evet. Yol yapacağım diyor. Evet. İşte çeşmeleri yapacağım diyor. Biraz çektim zaten. Gördüm evet. Çeşmelerin durumu. Ondan sonra bir en önemli sorun olan birisi konaklama. Yani burada ciddi bir konaklama sorunu var. Ev olmayan olduğu zaman. Sıkıntı oluyor. Şimdi deminki konuşmanın devamında da şimdi buradaki yol, temel olan yol sorunu, işte çeşme sorunundan sonra, konaklama sorunu çözdükten sonra bu bütün dünyadaki yani sadece büyük Türkiye genelde bütün dünyadaki gençlerimizi köyümüzü bir tanıştırsak, bir merhaba dedirsek ben eminim ki herkes ondan etkilenmeyi tanıyorum oradaki akıllı, zeki insanlar, genç çocuklar yani. Bu coğrafyayı gördükten sonra, tanıştıktan sonra, merhaba dedikten sonra zaten onlar koşa koşa gelir. Yani ben yani bunu temenni etmiyorum, bu bir realite yani. Böyle olursa gelecekler yani kesin. İnsanın memleketi ne kadar kötü de olsa insan özlem duyuyor. Duyuyor. Yani gerçekten temiz havası filan yok. Yolu olsa çok güzel ama yolu maalesef yok. Okulu var mıydı daha önceden abi? Abi okul şurası. Çekiyorsun kamera baktım. Okul şurası. Ben de burada 3 sene okudum. Çok da keyifli bir okulumuz vardı. Bizim işte o zamanlar Beko'dan falan, Kürekli'den, diğer çoraklardan gelirlerdi. Yarışmaları falan yapardık. 23 insanlarda vesaire. Çok keyifliydi yani. Muazzam. Buradan öğretmenler, arkadaşlar yazmıştı. Bini Hulusi Yılmaz, Sacayaklı burada öğretmenlik yapmış. Bir de Murat Gölbaşı bir arkadaşımız burada öğretmenlik yapmış. Gidersen oradakilerine çok selam söyle. Orada öğretmenlik yaptık falan diye. Biz de buradan onlar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki abi sosyal medyadan gurbettekilerine en son İstanbul'dakilerine yani büyük şehirlerdekilerine en son diyeceğin ne mesela gelsinler mi köylerine? Ya abi şimdi yani köy özelinde söyleyeceksem şunu söyleyeceğim. Yani ben çoğunu tanıdığım için bildiğim için söylüyorum. Yani herkesin kendine göre tatil bölgelerinde yazlığı var. Yazlığı olanların aynı zamanda olmayanların, olanların hepsinin değişik değişik bölgelere tatile gidiyorlar. Sahil kesimlerine vesaire. Bunların hepsine saygı duyuyoruz. Tabii o bir tercih meselesi ama yani mutlaka bu bölgeye gelmeleri lazım. Yani gelecek zamanlar işte Mayıs. Yani mesela çok güzel, verimli bir zaman. Her taraf bitki örtüsü yeşil. Bu zamanda gelemiyorlarsa mesela çocuklar okuyor vesaire. Mutlaka okullar açılmadan önce, kapanıştan sonra açılmadan önce mutlaka yine burada bir hafta, 3 gün, 5 gün değerlendirmeniz lazım. Yani toplumun buraya gelmesi lazım, bu coğrafyayı görmesi lazım. Tabii bak yine söylüyorum, dernek burada çok önemli. İşte yeni muhtar önemli. Bizim yeni köyün gençleri diye bir grubumuz var. Orada birkaç tane çok özverili çocuklar var. Onlar mücadele ediyor. Yani bir organizasyon yaptığımız zaman oradaki tatile yani yılda atıyorum 10 gün, 15 günlük bir tatile ayırdığım günüm varsa 15 gün mutlaka bunun 5 gününü bu bölgeye gelmesi lazım. Yani her şey insanla güzel oluyor. Evet, İnsan buraya gelmesi lazım, tanışması lazım. Bak benim kendi özelim için söylüyorum, örnek olsun diye söylüyorum. Ben evliyim mesela, 3 çocuğum var. Hanım ve 3 çocuk şu anda İstanbul'da. Ben kendim tek başıma atladım, geldim. Kafa dinlemek için yani. Yani burayı gören herkes sadece nefes almak için gelir yani. Keyif yapmaya değil yani. Nefes alayım, dinleneyim. Oh diyeyim demek şimdi mi gelir yani? Yukarıdaki bir amca baksana ilaç kullanmıyorum diyor. Bak İstanbul'dayken ilaç kullanmıyorum. Yusuf abi işte o. He. Hiç diyor ilaç kullanmıyorum diyor. Yani bu videoyu seyredenlerin çoğu Yusuf abi tanır herhalde. Bizim köyden ya da çoraklardan konuşuyor. Şunun bir realite mesela Yusuf abi İstanbul'dayken ciddi hastalıkları vardı yani. Böyle tansiyon vesaire böyle ciddi öksürük. Şimdi bana da söyledi ben 4 gündür buradayım. Hiç ilaç içmiyorum dedi Cafer Bey. Düşünebiliyor musun abi? Ya bu adam belki o tempoyla orada devam etse 5 yıldır burada. Belki kanser olacak Allah korusun ya. Aynen. Her şey organik abi. Yani gidiyorsun, sak abi dağda bayırda bir ot koparıyorsun, ekmeğin arasına koyuyorsun, sarıyorsun yiyorsun ya. Bundan daha iyisi var mı abi?
Yani aynen. Bundan daha iyisi yok. Yani çocuklar, gençler ve de yaşlılar söylüyorum. Yani böyle üst yaşlılar bizim İstanbul'da şu adam gelmiyor genelde. Üst yaşlılar mutlaka gelsin abi. Yani ömrü uzun. Ömrü uzar yani. Çok iyi olur. Oldu peki abi. Ben tekrar teşekkür ederim abi. Ederim. Her şey için sağ ol abi. Tekrar Allah teşekkür ederim. Senin de ismi, sesin güzelmiş. Yok yok, kumkum benim. Vallahi biliyor musun sen? Türkü biliyor musun? Yalan söyleme. Muhtar bilmiyor sesimi. Sen de biliyor musun? Yok kumkum falan, benim sesim yok. Ya, benim sesim olsaydı burada ne işim vardı? Niye? Giderdim, bir sanatçı olurdum. Olsun ya. Kurtulurdum bu çileden. Sen hangi köyden geldin buraya? Elkondu'dan buraya geldin. He. Canı sağ olasın, başka köye gideydin. Ne bileyim işte, kader yazdı, burayı çekmiş. 7 sene ardına düştüm. 7 sene. Vermeseydi kaçacaktım. Yo ya. Abi. Maşallah bak. Hele o nasıl birbirinizi gördünüz Elkondu'da? Ne bileyim, ben geçti eski zaman, gönül verdi. He. Tutup verilerdi. He. Şimdiki öyle değil. Ya bak, ruh olsun. İşte öyle kum. İyi yine bunu kaç senedir evlisiniz? 30 senedir. Maşallah, Allah uzun ömürler versin ikinize de. Evet, 30 senedir. İşte çocuklarım kurbette, çocuklarım hasreti var. Bacılarımın, kardeşlerimin. Hepsini mi? Bacım, iki bacım var, bir satı biri aynı. Bir tane de abim var Cemal. Geliyorlar mı yoklamaya veyahut da sen gidiyor musun? Onlar da geliyorlar. Yazın onlar gelir, kışın da ben gidiyorum. Ha iyi. Görümcelerime gidiyorum. Amcamla aran nasıl? Dövüşüyor musunuz? Amca önce çok çile çektirdi de Allah şükür için çok iyiydi. Şimdi o zaman tereyağı, balı şeyi satınca o iyileşti. O zaman yok mu? O zaman davarımız çoktu. Ha, davar çoktu. Şimdi davar yok herhalde değil mi? Abi çocuklarım da geçer. Çek ki görümcelerim, bacılarım görsün. Nereye dedin? Merak abi, sen niye kaçıyorsun kameradan ya? Ben şu sana diyorsam niye kamerada? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen de gurbetçi misin yoksa? Gurbetçiyim. Yazın geliyor. Temiz havayı buradan alıp İstanbul'a koş. İstanbul'a götürür mü? Temiz havamız burada bir kalsın. Bir de denince kadar yetiyor bana. Yetiyor değil mi oraya kadar? Yetiyor. İnşallah. İsim neydi abim senin? Aziz Bulut. Aziz abi, sen
burada bir iş uğraşıyor musun yoksa? Yok baba. Ha, kafa dinlemeye geldiniz. Ha, bir bostan ektim, onunla uğraşıyorum, başka bir şey yok. Bostanda ne var? Her şey var, ne istiyorsun? Domates, salatalık, hepsi, hepsi var değil mi? He. Var mı gurbette çocuklar? Var. İsimleri ne ona? Ali var oğlum, Güler var kızım. Geliyorlar mı her sene köylerine? Yok, onlar gelmiyorlar. Ya ama gelsin bak, köylerini bir doğu... Daha yeni ev... Ha, yeni de ayrıldılar, he. Biz de buradan söylüyoruz, gelsinler köylerini ziyaret tabii, etsinler. Tabii gelsinler, gelsinler. Yani memleket ne kadar kötü de olsa insan özlem duyuyor. Evet, doğru. Peki amcacığım, çok teşekkür ederim, güzel çok de sağ ol. Size sağ olun. Evet, Gebeli Katran'a, köyüne geldik abicim. Tabii köylerin sorunu bitmiyor. Yolu yok, maalesef suyu yok. Gurbetçiler geldiği zaman su sorun oluyor. Ayrıyetten bir depo lazımmış. Buradan yetkililer inşallah duyar sesimizi. Gelip baksınlar, gerçekten köylerde hayat var. Ama maalesef hep gençlere de bir şey diyemiyoruz. İş konusunda geçip gittiler. Bir telefon, cep telefonu çekmiyor. Bir normal telefon yok. Allah göstermesin, bir şey olsa telefonları yok. Biz buraya geldiğimize vesile olan İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz kendisine. Onun katkılarıyla geldik. İşte köyü çektik. Buradan Güla abimiz var. O nerede kalıyordu? Mersin'de kalıyor. Ha, Mersin'de kalıyor. Ona da kucak dolusu selamlar. İnşallah geldiğinde bir çayımızı içer Çetinkaya'da. Gelir, bulurlar bizi, bir çayımızı içerler. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese iyi seyirler diliyoruz.